Koşturmak oyuncuyu. Bugün ortalama 8-9 kez penaltılar dışında kaleye teşebbüslerde bulundu. Hatta penaltıya kadar avuta ayağın dışıyla ön direkten vurdu, kafayla vurdu vesaire bir sürü pozisyonu vardı. Ama gol pozisyonuna girmesi ve hemen hemen iki stopere rağmen topla buluşması önemlidir. Burada tabii Fatih Terim'in Malatya maçından, kupadaki ev kur Malatya maçından sonra özellikle Cagney ile ilgili verdiği protestolara karşı taraftar Fatih Terim diyaloğunun pozitif yansımasını bugün gördük. Tabii ki üçüncü pozisyonda, penaltıda ben Belhanda'nın işgüzarlığını anlamış diyelim. Futbolcu penaltı atmak isteyebilir. Ancak Belhanda'nın Cagney, diyelim ki Cagney'e yazalım onu, diyalogları bu kadar iyiye doğru gider iken, artık üst düzey bir moralliyken, gol kararlığına da giderken, bir sürü sebep varken atmak istemesi, daha sonra bozulması bir insani bir duygu şeyidir ama biraz da Cagney'e baktığınız zaman penaltıyı, zaten birinci penaltısı bir. Gol kuralında gidiyor iki. En az ikisi kadar önemli olan taraftar, camia, yani diyaloğunu mental olarak, psikolojik olarak iyi olması için de atması kadar doğal bir şey yok. Kaldı ki ilk penaltıyı da golle sonuçlandırmış. Herhalde ligimizde Kasımpaşa dahil penaltı en çok kullanan, hatta 3-4 tane de kaçırdı. Evet. Galatasaray'da daha hiç kaçırdığı penaltı yok. Cagney açısından artık Galatasaray'ın oynadığı oyun bugün ezici bir üstünlük sağladı rakibine. Hakikaten de bugün futbol adına 2-0'a kadar özellikle müthiş oynadılar. 2-0'dan sonra yavaş yavaş Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı başlar doğal olarak. Kafalarda değil mi? Malatya takımı da kaybedeceğim bir şey yoktur diye gitmek ister. Ama onun dışında da yine 3-4 tane daha pozisyonu var Galatasaray'ın. Yani 2-0'da da oynaması gerektiği gibi oynadı. 0-0 kendi oynaması gerektiği gibi oynadı. Hatta libero da bugün Muslera'ydı. Çok doğru bir şey. Uzun toplardı. Kafayla çıktı. Çalım attı vesaire. Bugün başında maçı izleyemeyenler için 3-0 az bir skor. Galatasaray fazlasıyla hak ettiği bir galibiyet elde ederken çok önemli iki tane stoperini çok önemli bir derbiden önce kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyordur muhakkak Galatasaraylılar. Oyuncuya verilen moraller önemlidir. Taraftarın futbolcuları üzerinde yıllarca futbol oynadık. Bir kere sahaya çıkarken bu psikolojiyle girerseniz, ki Galatasaray taraftarı genelde kendisine böyle sosyal medyadan cevap vereni paramparça yapar. Ama burada doğru yaptılar. Bunu da Fatih Terim de biraz yönlendirdi bu işi. İnşallah bütün oyuncular için de aynı sahiplenmeleri ben Fatih Hoca'dan ve bütün teknik adamlardan beklerim. Sezon bittiği zaman gereği yapılır. Cagney için söylemiyorum. Sonuçta ben Cagney'i çok beğendim. Galatasaray'ı çok beğendim. Ama iki bekine hayran oldum. İki beki birden aynı anda 5 üzerinden 5 yıldızlık oynadığı zaman, hem savunmada kademelerde ve özellikle çok atlet bir şekilde toplu topsuz hücumlarda, hem Lines'in hem de Mariano'nun, aslında baktığımız zaman Lines ile Mariano da hocanın hep birinci tercih olmadı yalnız. Çok enteresan. Ya Mariano, Lines, Nagatomo sürekli oynuyordu. Lines de kadroda gördüğümüz zaman hani niye var demiyorduk. Evet. Mariano da enteresandır aslında. Bugün ikisi birden ikimiz de iyi durumdayız ve çok iyi oynadık diye söylediler. Ben